Merhabalar, ben Mustafa Kemal Şimşeker. Bugün membranlarımızı suya bağlayıp test edeceğiz. Bu suya bağlayıp test etmede şebeke iletkenliğimizi göstereceğiz size. Oradan gelen arıtma suyumuzun iletkenliğini göstereceğiz. 5 bar stabilde ne kadar sürede ne kadar iletkenlik düşüyor onu göstereceğiz. Sonra 5 barda üretim kapasitesini göstereceğiz. Sonra şununla yüksek basınç 10 bar vereceğiz. Burada basınç çocuğumuz var, hepsini sabitlemek için. Yüksek basınç pompamızın ürettiği tüm basıncı verip direkt sistemi yüksek basınçtaki kapasitesini göstereceğiz. Bu şekilde bu bir başlangıç videosu. Gerileri hepsi şey olacaktır. Hepsine bağlayacağız bunu. Merhabalar. Şimdi Vontron 80'lik membran. ULP 18-12-80 80'lik membranın paketlerin açılışına bakalım. Az önce 75'i denemiştik. Şimdi 80'liğe geçiyoruz. Videolardan bulabilirsiniz. Ayrı ayrı yayınlayacağım. Sarım adetine bakalım. Tabii daha sıkı bir membran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi 80'lik membran bu. Suyu kapattık. Evet, pensemizi nereye koyduk acaba? Kaybettik pensemizi de. Neyse, şunu da sökmeye çalışalım. Evet, 75'lik membranımızı kaldırıyoruz. 80'lik membranımızı takıyoruz. Bir membran kabı, membran kabı olalı bu kadar membran görmedi diyormuşum. Evet, suyu açtık. Basıncımızı verdik. Atık suyumuz birazdan gelir. Evet, şebeke suyumuza bakıyoruz önce. ...263. ...266. Bu civarda dans eder sürekli. Şu an düşük basınç ayarından sabit bütün şeyleri aynı basınçta deneyelim diye bir sistem kurduk. Basınç çocuğuyla test ediyoruz hepsini. Pompadan da bir basınç veriyoruz. Ölçmeye başlayabiliriz. Evet. Clear. 580. Tedisimetre yeni açmıştık bunu da. Bunda ne oluyor ben anlamadım. ...196. 125. Tabi içerisinde, membranın içinde kalan katmanlardan dolayı da yapabilir. 86. 57. 43. 34. Tabi 75'likle burada aslında farkı en fazla şey olmamalı. Yani atık su üretim miktarlarında olmalı. Kapasite yüksek çünkü burada da. 26. Tabi membran yüzeyi arttıkça da iletkenlik düşümü azalır. Çünkü yüzey yüksek. Basınç uygulayacağı alan düşük. 23. 22. 21. Tabi ellerim pofuduk gibi şey, ne derler, buruş buruş oldu.
Yeni doğmuş çocuk gibiyim. 27. Dokuz. On dokuz. Şimdi burada atık suyu arttırırsak misal veriyorum, iletkenlik daha aşağı düşebilir. 18'de şu an. 18. On yedi. Ve 17. 17-2. Beş. Ve yüksek basınca geçelim. Suyun akış hızını gördünüz sanırım. On altı. Bu da basınç farkı. On beş. On üç. On üç. On üç. On üç. On üç, üç. On üç, dört. On üç, beş. Bu testimizde tamam. Gelelim bardak doldurmaya. Hadi var mısınız hızlı yarışa? Basıncı önce düşürüyoruz. Hep öyle yaptık. Şimdi de öyle yapacağız. Atık suyumuz, temiz suyumuz. 3, 2, 1, başladık. Evet, bu arada kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz değil mi? Son, hani son videolarım hep son anda aklıma geliyor. Kusura bakmayın. Bizi izleyen arkadaşlar, abone olun. Ha, siz abonesiniz zaten. Tamam, gerek yok size. Doldu. Evet. Bir bardağı 0.75 gibi. Vontron stabil gidiyor. 0.75, 0.80. Ve ben niye şimdi aklıma geldi. Ben niye şey yapmadım diye de basıncı yükseltiyorum buradan takip edebiliyorsunuz. Şeffaf bardak niye kullanmadım ben arkadaş? Boş cam bardağım yok. Sanırım iki tane. Evet. Basıncımız oturdu. Üç. Şunları bir yan yana alayım. 3, 2, 1, başladık. Temiz su, atık suyu. Vontron 80 GB'de gün, yani 302 litre gün ve su üretebilen bir ürün. Şu an temiz su sanki bir tık önde gibi ama aynı da gidiyor diyebilirim. Kafa kafayalar ama temiz su bir tık önde, hatta aynı, yani bir tık çok az önde. Vontron hani şu an taşmak üzere. Bunda hani şey yok, aynı seviyede şeyimiz yok. Nasıl anlatabilirim bilmiyorum bunu. Siz görüyorsunuzdur diye umut ediyorum. Hani şu atık su tam dolmadı. Bunu tuttuğum zaman taşacaktır %90. Evet, taştı. İkisi de full. Yüksek basınçta birebir su verdi. İyi günler.